Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi bir şeyle başlayacağım. Yaşadığım bir haletle başlayacağım. Bakayım siz nasıl istifade edeceksiniz. Başlık şu. Haşa, Allah ne kadar huzurlu. WhatsApp'a atmıştık. Evet, onun şeyi. Şimdi, nasıl vardım ben buna? Allah hepimizi affetsin. Bir, o sen sordun ya, spor veya yürümek. Eyüp Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak depren ya Eyüp demiş. Peygamber Aleyhisselam atla antrenman yaparmış. Yürürmüş. Eğitim yaparmış. Biz bir top kadar bir küreye buradaki hacmin 10 katına basa nasıl olur? Öyle her tarafımı sarmış bir basınç benim. Daha böyle sarmış. Ama nasıl sarmış? Dedim herhalde alem İslam'ın. Sizin yürümenin, siz de yürümenin dışında. Giyindim. Gece giyindim. Gittim tam 5 tur attım. Dışarı çıktım. Çıktım. Geldim, duş aldım. Sıkıntı yok, sıfır. Ve vücudum salgılanmış olduğu şey atanamamış. Yatak soğumuş muydu abi geri döndüğünüzde? Durumu iyi değil. Şimdi baktın ki hiçbir şey yok. Fakat artı da yok. Sıkıntı yok. Dedim şöyle. Rabbime iki merkez şöyle bir namaz kılayım. Şükür. Tarifi mümkün olmayan bir haz aldım. Bir şey paylaşacağım. Kazanımlarımıza vesile yapacağım çünkü. Çünkü Allah bana ver, ben de kullarına vereceğim diye söz vermiş. Ama bazılarını verme diyor başka. Bayağı hoşuma geldi. Bu sefer hareket yapınca bir şey anlattığımı fuzurlu bir zaman geçirdiğini zannediyorsunuz. Bak. Öyle olmadığını göreceksiniz. Bu vücudumu hareket ettirerek vücudumda yüklenen o basınç gidince artı yok. Sıfır. Ne sıkılıyorum ne sıkılmıyorum. Ne huzur var ne de sıkıntı. İkisi de yok. Sıfırla arttı. Yatabilirsin. Ama iki rekat namaz kılınca artı oldu. Baktım Allah Allah. Her şey aydınlandı. Dışarı çıktım balkona, tamam mı? Hakikaten sanki gündüz yani. Bende manyaklık var. O kadar ki bunu yazdım. Bu yazılmaz ya. Yani. Bak, bu vallahi akıllı olacak şey değil. Bak, geleceksiniz. Allah Allah, her şey hoş. Oh, her şey hoş. Başladı tefekkür şimdi. Tefekkür başlayınca oradan oraya, oradan... Balkondayım, ne kadar kaldığımı bilmiyorum. Baktım, mükemmel bir huzur kaplamış. Allah, bir huzur. Her şey çok güzel. O gündüz kızdığım içimden, saydıklarım içimden, böyle her türlü insan arıyor ya böyle. O tehditler, tamam, neler yazmış adam. Kızıyorum tamam yani. Ama içimden tabii, o kastı tabii. Ah, balkonda hepsini affetti. Hiç zerre kadar bir haset, şey, nefret, öfke, kin, vurma, kırma, hiçbir şey yok. Tam tersine bir şey anlatacağım ha, ayan. Hepsini affettim. Hatta dua ettim. Ona acıdım. Çünkü artık kim olursa olsun affederdim. O haletle. O haletle. Hiç kimse yok ya.
Vay. Bu, bunun adı huzurdu. Meğer huzur seni varlıktan çıkarıyor. Varlığın arkasına geçiren, varlığın arkasında, varlığın arkasında, varlığı değerlendirme bir şey değil. Ya zaten benliğin yok. Yani orada balkonda şunu, sonra ne dedim biliyor musun? Bu huzur bana verildi ve herkesi affetti. Varlığımı da unuttum. Ceza vereceğimde kimse kalmadı. O huzurla. Sonra anlatacağım bundan sonra. Şimdi dedim ki bana bu huzuru veren Allah ne kadar huzurludur. Şimdi Allah bana o huzuru o vermedi mi? Mahluk. Allah'ın huzuru nasıldır dedim. Bakın, mazi, müstakbel. Yok, bugünkü bütün insanlardaki huzurların toplamı, Allah'ın huzuru nasıldır dedim. Birisi dedi ki, Allah'ta nefis yok. Allah'ta şeytan yok. Onun huzuru, huzuru mukaddestir. Sürurlu huzur farklı. Çok farklı. Allah'ın nefsi var mı? Tabii. Şeytanı var mı? Birisinin kızıp da yapamamanın azabı var mı? Yok. Şimdi bütün huzurların kaynağı Allah mı? Onun da bir de nefsi de şeytan da yok. Bunun huzurunu düşün. Ulan bana verilen kabili kıyas olmayan Allah ile tövbe tövbe. O verdi zaten mahluk. Ulan ben herkesi affettim. Hiç kimse yok. Niye yok? Ben de yokum zaten. Hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Nasıl çıktım, ne çıktım, tamam mı? Orada ne kadar kaldım mübalağa etmiyorum. Dedim ki beni bana unutturan her kim ben unutunca meğer ben bende olursam sen de sen olursun, kavga eder. Ben benlikten çıkarsam sen zaten yoksun. Tamam mı? Şimdi bendeki bu huzur beni ortadan kaldırmış ve kızdıklarım zaten yok piyasada. Bu huzuru mutlak, huzuru tem sahibi olan Allah'ta bu huzur varsa Allah Müslümanı affeder ya. Bu huzurla. O haletiyle. Hiç. Aynen. Allah bu huzurla, bu huzurla ben düşmanım kalmadı. Kızacağım kimse kalmadı. Ceza vereceğim kimse kalmadı. Bana verilen ne bu? Veren zat. O zaman imansızlığın dışında imanla girmişse o huzurun sahibine, zatına şu anda beni dinliyor. Belki de o konuşturuyor. Belki de aldanıyor. Ama o huzurun sahibi imanla girmişse bir insan onu affedecek. Seni Allah konuşturuyor abi. İnşallah. O huzuru veren. Çünkü ben de her neyse Allah ne kadar huzur. Ama o huzuru girdim Ali odaya. Ne kadar huzur vardı? Şu kadar ölçüm şu olur. Dedim ki şu anda buhran geçiren böyle içimi yarsam göl gibi buhran geçiren kaç kişiyi sokayım de onlar da huzur bulurdu dedim. 10 kişi olur mu? İnan içim dedi ki hayır. 7 kişi soksan da senin. Ama kalmadı gitti. Tahtisi nimet nevinden söylüyorum. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini şükür için tadaat et. Rabbinin nimetini şükür için tadaat et. 7 kişi girse buhran geçiren düzelir. Niye haber ettiniz abi? Sonra siz o bu büyük bu şu koca Mustafa Paşa her şey senin olsa eğer o huzurundan gram yoksa Osman vallahi burası sana cehennem. Her nereye maliksen taburt. Aynen. 7 kişi de girse dedi ben 10 kişi yaptım biraz böyle. Değil mi? Değil mi? Bu yalansa Allah kaplı öyle versek ve içeri soksak o göle ama mükemmel bir şeydi. Bazen demek ki şansı değil de ümiti düşünüp şefkatliyiz ya insanların derdine koşuyoruz. Yani onlar da Allah
dualarımı kabul ettirdi. Ama yakalayacağınız şu. Bana şu enaniyetime verin. Bu hali, bunu niye anlattığına ne derseniz deyin ama şunu yakalamanızı istiyorum. Bana ne derseniz deyin. Allah huzuru mutlak sahibidir. Yani huzuru mukaddese. Öyle de. Allah'ta huzuru mukaddese var. Vallahi o huzuru mukaddese iman olduktan sonra affedecek. Çünkü o huzur ben kısmen yaşadım. Hiç kimseye ceza verecek kimse yok. Çünkü sen yoksun. Bildiğin gibi değil ya. Varlığın yok ya, varlığın yok. Ha böyle dalmışsın o demire. Tutmuşsun. Tuttuğunu da bilmiyorsun. Yani o huzurun sahibi ne olur? Allah'tır. Peki. Bu dersten sonra şu okunmayacak bir şey ama hapishaneden bahsedeyim. Ne okusanız gider abi. Ha? Ne okusanız gider. Gider değil mi? Allah. Serpman bankası mı say? Hapishane nerede? Bazıları şimdi bu derste gönderme yapacak. Haklılar. Defterinden okuyorsun, kitap okuyorsun. Risale'nin dersi değil kardeşim. Bu bizim eğitim dersimiz. Dinleyenlere diyor. Bizim dersimiz cumartesi dersidir. Zeytinburnu. Yukarıdaki dersimiz eğitim dersidir. Bu bizim çalışmalarımızı birbirimize paylaştığımız zemindir. Böyle bilinmesi lazım. Çok çeşitli hapishanesi olan bu asır. Onu okuyorum. Bakayım ne kadar hapishane? Ayağının berberim. Bakayım hangi hapishanedesin? Herkesin bir hapishanesi çıkacak şimdi. Bak. Çok çeşitli hapishaneleri olan bu asır. Başlık bu. Bu asır insanın tecrid-i mutlak hapsine ve nisyan kuyusuna atarak dehşete, vahşete, yeise, kimsesizliğe itmiş. 741 sözlerden aldım bunları. Bu asır insanın tecrid-i mutlak hapsine, tecrid-i mutlak her şeyden kopartmış. Sıkıntı bunu yapmış. Bak oturuyor. Ailedesin. Yatakta da teksin. Eşin var. Balkonda da teksin. Yemek yerken de teksin. Yürürken de teksin. İnsan. Üzerine alma. Doktorum. İlaç yazarken de teksin. Ya ilaç yapıyorsun ama. Teksin. Yani senin yalnızlığını ortadan kaldıracak dostun yoksa. Teksin. Başka nisyan kuyusuna atılmışsın. Herkes unutmuş seni. Hele bir meziyetin, kariyerin, paran, bir şey yoksa unutmuş seni. Ne hatırlayacak ki beni? Geylani'ye demişler ki, sana sinek konmuyor. O da demiş ki, ya ben de dünya pekmeziyle ahiret balı yok ki, arı bana, sinek bana konsun demiş. Niye konacak? Dünyayı pekmeze, ahireti bala nispet etmiş. Dava adamı ha, delikanlı adam. Dava adamına, görüyor musun konuşmasını? Sana niye sinek konmuyor? Ben de dünya pekmezi, ahiretinde balı yok ki sinek konsun. Onun da ne yapacak demiş. Biz de ahiret için uğraşıyorduk abi. Yok diyor üzerinde diyor. Biliyor musun? Vardıkça yok oluyorsun. Buldukça kaybediyorsun. Yükseldikçe alçalıyorsun. Bu ders. Burada nisyan kuyusu dediniz ya. Hapiste farklı mı? Kuyu. Hapishane nefret var. İnsanın üzerindeki etkisi. Evet. Mesela Yusuf'u düşün, Yusuf Aleyhisselam. Hangi sıfatlarla aşağı indirdiler? Kıskançlık. Haset. Nisyana itilmiş. Yani kıskançlık, dişe vuruşu, karşıki tarafı kuyuya indirir. Herkesten tecrit edilmiş var ya, Yusuf. Yusuf'a koy pergeli. Nisyan kuyusu.
Herkes beni terk etti. Devam ediyorum. Peki ne olur? Bir daha okuyayım. Bu asır insanı tecrid-i mutlak kapsın. Davan yoksa tabii bu. Bir cemaatin yoksa. Hiç şansın yok. Sonra nisyan kuyusuna atarak dehşetle. Gafur gel abi. Abim gel. Bırak orayı. O kadardı. Nisyan kuyusuna atarak insanı ne yapmış? İki şey. Bak tecrid-i mutlak nisyan kuyusuna atılarak insanlara şunu vermiş. Dehşet, vahşet, yeis, kimsesiz diye itmiş. Asır. Herkese derece derece var. Ama canından sevdiğin kardeş abilerin var. Bu insanı bunu atıyor işte. Bunlar dışarıya atıyor. Toplumun içinde oldukları halde yalnızlaştırılmış insanlar. Toplumun içindeyken yalnızlaştırılmış insanlar. Alakaları koparılmış. Merhamet ve şefkatle kucaklamalardan uzaklaştırılmış. Merhamet ve şefkat yok. Hemen bu parantez açıyorum. Birilerine dokunursa özür dilerim ama Resulullah'ın hadisidir söyleyeceğim. Aleyhissalatü vesselam. Ahir zamanda çocuklarınıza şeytan ortak olacak diyor. Ya Resulallah, şeytanların ortak olduğu çocuklarla bizim çocuğumuzu nasıl ayırt edeceğiz? Şefkat azlığından, haya azlığından. Şefkat ve haya ne kadar azsa şeytan o kadar ortak olmuş. Haramla flört yaparak sünnet namı altında ve nikahta haram ortamlar, düğün haram ortam, besmelesiz beraber olmalar ve harama helala kul hakkına dikkat etmeden yenilen gıdalardan olan çocuğa elbette ki şeytan ortak olacak. Hep anne baba bağırıyor çocukta, tamam da. Çocuğa sen şeytan ortak ettin. Şeytanın çocukları olma manasına gelen şefkat ve haya azlığı ve merhamet azlığı ile birbirlerine batırılmış zavallılar. Bir daha okuyayım şurayı. Alakaları koparılmış. Merhamet ve şefkatle kucaklamalardan uzaklaştırılmış, şeytanın çocukları olma manasına gelen şefkat ve haya azlığı ve merhamet azlığı ile birbirlerine battırılmış zavallılar. İnsanoğlu ne zalimdir, ne zalim damarları vardır. Bu tarafıyla esfel-i safiline öyle donanımları da vardır ki, Allah'ı iliğine çıkarmış. Böyleyken, yani insanın ne kadar zalim damarı olması ile esveli safiline o kadar harika donanımlar var ki Allah'ı iliğine çıkarmış. Böyleyken Yakup aleyhisselam gibi bir peygamber alişanın, iyi dinleyin, Yakup aleyhisselam gibi bir peygamberi alişanın nezaretinde büyümüş çocuklarının kardeşleri Yusuf'u reva gördükleri. Yakub'un çocukları yapıyor bunu. Yani insanın öyle damarları var ki sümme radetnahu esfele safilin, öyle donanımları var ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Değil mi? Böyleyken insan, yani bakın teselli için söylemiyorum, tutulmak için söylemiyorum ama bir realite bu. Yakup aleyhisselam gibi Kur'an'da medar-ı basulami peygamber, peygamberi alişanın nezaretinde büyümüş çocuklarını kardeşleri Yusuf'a aleyhisselamın reva gördükleri, Adem aleyhisselamın nezaretinde büyümüş Kabil'in kardeşi Habil'e muamelesi,
Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan ve Kenan'ı doğuran Nuh Aleyhisselam'ın ikinci karısıymış. Nuh Aleyhisselam'ın iki karısı var. Kenan'ı ve Kenan'ı doğuran Nuh Aleyhisselam'ın ikinci karısı olan ve Kenan gibi Nuh Aleyhisselam iman etmeye yapmamış Kenan. İman etmeme çocukları ve eşleri. Nuh Aleyhisselam'ın ikinci karısı ve eşi Kenan bilmedi. Lut Aleyhisselam'ın karısı vesaireler, hatırıma gelenler bunlar şimdilik. Toplumun içinde beraber yaşarlarken yalnızlaşan insanlar. Maddi bir zorluğu olmamasına rağmen şefkat ve merhametten uzaklaştırılmış yakınlarımızın yaşlı akrabalarımız. Maddi bir zorluğu olmamasına rağmen, yani ne var yani telefon etsen gitsen, şefkat ve merhametten uzaklaştırılmış yakınları ve yaşlı akrabaları. Küçük bir maddi ve dünyevi menfaati için kimliğini ve kişiliğini, belki de namusunu terk eden şahsiyetsizler. Mazisini ve istikbaldaki menfaatini unutan nankör ve vefasızlar. Egolarını tatmin etme adına gurur ve kibir budalalıları. Kul hakkına, miras hakkını ve maddi ve manevi hukukları paymal olanlar. Ama bunun yanında bu şerler gibi gözüken yanı başında Allah'ın Celle Celaluhu zatına muhatap olan ruhlar. Her şeyini, canını ve cananını terk edip ümmet için yaşayan cengaverler. İnsanları kurtarmak adına dünya ve ahiretlerinden vazgeçenler. Kendileri için değil, millet İslam için yaşayan canlı aşire-i mübeşşereler. Elhasılı kelam, 100 yumurtadan veya 100 çekirdekten 10 taneleri neşrünema bulsa, 90 taneleri bozulsa zarar olmadığı gibi, muhatap ilahi olan adanmış gönüller ve mirat olmuş ruhlar, ne kadar da az da olsalar, kainatın yaratılma gerçeğine mukabele etmiş oluyorlar. Bunlar bize insani berzahlarımız oluyorlar. İnsani berzahlarımız. Başka kırkların içinde midir abi bu insani berzah? Değil. Bunlar bambaşka bir şey ya. Bu nerenin için olduğunu ben de bilmiyorum. Seni yaracak, seni yoracak kişileri yanında tutma, seni meşgul ve yorar. İşte öyle. Yeknesaklık neymiş? Birbirine şahitlik yapmayan bir, bak yeknesaklık. Dershanelerde de yeknesaklık. Her şeyde. Neymiş bak? Okurken Allah'ın ikram etti. Yeknesaklık, lügatta bulunmaz bu. Birbirine şahitlik yapmayan, birbirini göstermeyen, birbirine nispet edilmeleri tükenen, birbirlerine nispet edilmeleri tükenen eşit hale gelmiş şeye yeknesaklık denir. Bir de okuyayım. Birbirine şahitlik yapamayan, yani öyle yeknesak ki sıradan olmuş. Bak, birbirine şahitlik yapmayan, birbirini göstermeyen, birbirine nispet edilmeleri tükenen eşit hale gelmiş. İlmi tespitlerinin güzelliğinden meslek ve meşrebinin de güzelliği ihtimam görür. Mesela bir insan var, diyelim ki bir dini cemaat, tarikatçıdır, nurcudur. Güzel ilmi tespitlerinden dolayı onun üzerinde cemaat istifade eder. İlmi tespitlerin standart olursa laika dikkati çekmemem. Ne biçim yazmışım? İlmi tespitlerin standart olursa laika dikkati çekmemem kimsenin dikkatini çekmez.
Çekmemen. Çekmemendir abi. Çekmemen. Sonu nedir? Mide. Hı. İlmi tespitlerin standart olursa. Hani bir nevi ekle saklığa. He. Laika dikkati çekmemen kimsenin dikkatini çekmez. Ha mesela ha. Şimdi. İyi anladım şimdi niye yazdım. Şimdi ilmi tespitleri yapıyorsun. Risale'den. Antika. Bu sefer laikalara dikkati çekince insanın da dikkati çekiliyor. Ha bu adam böyle derinleşmiş insan buraya ihtimam gösteriyor. Ha burada bir şey var. Mesela okulda da var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın 107. sayfadan Nadir abi Peygamber aleyhissalatü vesselamın en büyük vasıflarından bir tanesi ciddiyet ve sıdk. Ciddiyeti tebliğini kolaylaştırmış. Yalaka, yalaka, yani yılışık, şahsiyetsiz, kimliksiz, kişiliksiz bir hal. Ali bir şey söylesen ne tesir eder ki? Söylediğin tesir etseydi sen adam olurdun derler. Yetmez abi daha az şey yapsaydınız abi birbirine şahitlik yapmayan ne demek? Mesela? Yeknesaklığa girdiğimizi anlamanın ölçüsü bunlar. Evet. Bunu bir alıştık. Nasıl? Şöyle yapalım. Birbirine şahitlik yapmaya. Yani alışmış, bir şey okuyor şimdi birisi ders. Yani okudu. Şahidim. Bir şey uyanmamış. Standart. Sırf dinleyen de değil ki, takdim eden de var. Yani uyutma modunda ders yapıyor. Uyutma modunda ders yapar, insanları anlamaması için elinden geleni gayret eder. Bu insan kalkıp, insanlar anlasın diye kendini yırtar birisi, birileri, ona hücum eder. Zannedersin ki, sadakat, sadakatinden yapıyor. Sadakat namı altında hasetçiler. Ya olur mu ya? Yusuf, Yakup'un çocukları. Yakup'un nezaretinde büyüyen 11 tane çocuk. Yusuf'u kuyuya ben mi indirdim? Biz daha aşağı. Bizde öyle bir şey olur mu? Sadakat provası yapıyorlar. İftira. Doğru söylüyorlarsa gıybet. Hem de okuyanlar ad edince gıybet. Doğru söylüyorlarsa gıybet. Yanlış söylüyorlarsa iftira. Nerede tutarsan tut. Ya şimdi ne olacak ki yani? Bunun bu manaya yemin ederim. Ona üzüldüm. Bunun bedelini nasıl ödeyecek? Hadi ben hakkımı helal ettim. Ettim yani. Sizin huzurunuzda da söylüyorum. Herkes hakkımı helal etti. Ama ne anlatacağım biliyor musun size? Ben bu hakkı helal edince ne oluyor diye şeriat araştırdım. 24. sözde de buldum. Ne bulmuyor musun? Bunu Osman pek zor bulacak bir şey. Merak edeceksin ki göreceksin. Sen bir adamı vursan, o adam yani o insanın varisleri seni helal etse, davada vazgeçin dese, devlet amme davasını bırakır mı? Kamu davası açar değil mi? Ha. Ben hakkımı helal ettim. Sen beni gıybet ettin, iftira ettin. Kamu davası, amme davası Esma'ymış. Esma devreye giriyormuş. Evet. Buldum 24. sözde. Esma devreye giriyormuş, Esma affetmiyormuş. Ben affettim diyor Risale'de var. Ama onu Kur'an affetmedi diyor. Öyle geçiyor mu geçmemiş sen şimdi? Abi anne de belki de yoktur öyle aslında ya. Bilmiyorum ama. Yani annenin belki Esma'ya ciddi bir şey mi yapıyor? Allah Esma ammesi affetmiyormuş. Bir tanesini gördüm hadis-i şerifte zaten. Var da şu anda konu değil. Allah diyecekmiş ki gel. O seni affetmiyor. Fakat sen bunu kudret-i ilahi iftiradır diyor sen. Evet. Yalan, yalan kudret-i ilahi iftiradır. Yalan için şerdir çünkü kainatta yeri yoktur.
Allah bir, böyle bir şey yarattı. Fıtratta yok değil mi abi? Fıtratta yok. Allah yaratmamış. Yalan söyleyince Allah yarattı diyor. Kudret ilahi iftiradır. O kadar yalan dolu ki. Ve bunlar nereye varacaksın yani? Birbirine şahitlik yapmayan dersler. Birbirini göstermeyen dersler. Yani bir şey anlatırken bir şey o sende aktif yapmıyor. Bir şey uyandırmıyor. Birbirine nispet edilemeyenler, müstakil kalan dersler. Aa, şunu anladım ya. Diyoruz ya. Şundan şuradan böyle. Ondan sonra eşit hale gelmiş olmuşlar ki ders yapan da, yapılan da, kitapta her şey eşit. Yektesak. Sıfır eder, sıfır oluyor. Evet, hiç. Talep ortadan kalkmış. Evet. İyi bir şey var ya. Gözüküyor mu Hasan abi? Kör ha? Sanki iyi bir şeymiş gibi gözüküyor mu? Yani herkes eşit hale geldi. Doğru. Körleştireyim. Abi herkes ciddi la. Doğru. Aman ya. Abi her şey zıttıyla kaymıyor. Şimdi ders yapan makama, muhatap kerane vaziyet almak, şimdi konuşan, ders anlatan makama, kitaba, muhatap kerane vazife almak, ona dikkatle, ciddiyetle, sıtla muhatap olmak, karşı tarafın da anlatma iştahasını açıyor. Evet. Ne yapalım? Sarhoş'a bunu siteye de yazdım. Sarhoş'a adres sorsan, şuursuz olarak meyhaneyi tarif edersen. O zaman Şad-ı Şirazi ile devam edeyim. Dediğini değil mi? Yoksa kapalı söyleyeyim. Yok, açıktan söyle abi. Kapalı o zaman Hazreti Ali'nin de sözünü söylemem lazım. O öğretmiş yani siz de söylemedi. O sizin sözünüz. Şöyle diyor. Şad-ı Şirazi diyor ki, kimin rehberi çakal olursa onun burnu nokta noktada kurtulamaz. O burun oraya götürür. Haya musad etmedi. Hazreti Ali diyor ki, kimin himmeti, yani midesi ise, ki oradan her şey çıkıyor, kimin hayattaki gayet midesi ise, onun değeri oradan çıktığı kadardır, çıkanlar kadardır. Ben deseydim, yedi mahalleden kovardınız. Ama Ali şöyle yaptı. Evet, aynen öyle. Korkunç oldu değil mi? Ama Ahmet demedi. Başka Ahmet dese, Ahmet Hüseyin dese değeri yok. Hazreti Ali deyince bak mana değişti. Onun için bazıları diyor ki ne altına kendi ismini yazıyorsun? Onun mana alemine taşınması için. Çünkü bir kelamı teslim etmesi için kim demiş? Kime demiş? Niçin demiş? Ne makam demiş? Âli bir hakikati sıradan birisi dese sıradan olur. Âli bir insan sıradan bir cümle söylese âli olur. Kim demiş? Ehli mi? Mesela senin mesleğinle alakalı bir şey söyleyecek. Ya benim kölümle nasıl biliyor Osman? Akraman, bizim Hasan ya. Tabii aynen. Resulullah da öyle. Bunu 19. mektupta usta işliyor. Konu yapmış. Bir diyor, tavus kuşunun civcivinden çıkan tavusa bak. Bir diyor yumurtaya bak diyor. Ama buna alışmış. Aa bu bundan mı çıktı diyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Yakıştıramaz diyor. Ve inkar eder diyor. Hürmetsizlik eder yani. İnkar eder yani o. Dedi ki, sizin bana deli demeniz bir şey ifade etmez. Resmi ya bu. Ama ben sizin hakkınızda deli dersem, bu memleketi, Türkiye Cumhuriyeti'ni terk etmeniz gerekiyor. Çünkü hiçbir ev alamazsın, satamazsın. Deli ya, hiçbir yetkin yok. Bak, bir elbise için haya elbiseni çıkarma. Paspas yapma. Yani bir elbise kastettim bu değil. Bir şeyi giyeceksin, bir sıfatı alacak. Şöhrettir, hasettir, şeydir, tenkittir. Ne bileyim kadındır, şudur, budur. Hele şu, hele bu asırda böyle bir şeyi ele iş yapmak için elbiselerini çıkartma. Kendini paspas yap. Namaz denince bayram namazlarını, cuma namazlarını hatırlayan, kulluk denince kulluk, mevlüt törenlerini zanneden, ağzımı oruçluyken
ağzımı oruçluyken kapamışım ama göz ve kulak ağzı ile haramları yutturmuş bana. Şimdi ağız oruçluyken ağzımı kapamışım ama göz ağzını açmış bana. Göz de ağız. Göz de yiyor. Ağzım oruçluyken kulak ağzı ile haramı yutturmuş bana. Namaz deyince bayram ve cuma namazlarını hatırlayan, Allah'ın kulluğu denince vefat ettiği zaman veya sene-i devriyesinde mevlüt töreni zanneden. Geçen okudum Hasan abi, çok güzel bir şey yazmışlar. Müslümanlık, Müslümanlar diye beşe ayrılır diyor. Bir diyor tam zamanlı Müslümanlar, şey, tüm zamanlı Müslümanlar. İki cumadan cumaya Müslüman, üç bayramdan bayrama Müslümanlar. Dört, benim kalbim temiz Müslümanları. Beş de benim dedem acıydı Müslümanları. Bak bir tane şey söyleyeyim. Nerede oldu ya? Bu aramızda şahit olan var mıydı? Dur, ya eskiden vardı. Bir yerde şey yaptım. Ya dedim bir şeycim. Delikanlı dedim. Nasıl dindarlık dinle Allah ile alakam var mı dedim yani böyle. Baktım bir şey yok ki Asim abi. Ya böyle ya şey yapsın. Dinle oğlum. Hocam ne zannediyorsun bizi dedi ya. Sahip çıksın diye yaptım, tamam mı? Ne zannediyorsun bizi dedi ya. 1985'te kayınvalidem dedi, hacca gitti dedi ya. Bu son şeye giriyor Hasan abi. Sonra dedim ki, oy be. Kayınvalidem dedim, baklava yiyor mu dedim. Yiyor dedi. Senin karnın doyuyor mu dedim. Kayınvalidesi kuvvetli haç yapmış. Dede de değil. Televizyon ve internetin kafana nasıl olumsuz enerji bastığını şöyle öğrenebilirsin. Ben yaşadım. Almanya da bana bir video basaktan gönderdi müspet diye. Oğlum o adresi girince yanında başka şeyler de var geldi ya o tipten. Yalan olmasın. Yani iki ama hadi üç olsun. Ona benzer üç tane de video seyrettim toplam. Ondan sonra acayip bir hal aldım ve bunu yazdım. Televizyon ve internetin kafana nasıl olumsuz enerji bastığını şöyle öğrenirsin. Ben öğrendim, size söylüyorum bak. Seyrettin mi? Kapattıktan sonra seyrettiğini kapat. Hemen Kur'an okumaya başla. O zaman kafandaki o negatif enerji deposunun böyle şırıltı şeklinde boşanmasına şahit olacaksın. Kafandaki o gerilim gidiyormuş. Gidiyor. Ha gerilim gitmesiyle ha o oradaydı. Davul gibi kafan boşalıyor. Bir deney. Benim davul gibi oldu ya kafam. Davul gibi oldu. Nasıl davul oldu? Ben böyle pek muhatap olmadığım için küçük şey de etkileyebilir diyebilirsin de. Kur'an okumaya başlayınca baktım ki rahatlıyorum, rahatlıyorum. Bunlar neredeydi ya? İçerideydi. Ne içerideydi? Onlar doldurdu. Evet. Yani boşaltmayı becerebilirsen dolanı görürsün. Oradaydı. Allah ve felsefe. Başta altına bir yazı herhalde son olur. Felsefe, kuantum vakumuna hiçlik demiş. Kuantum, şimdi mesela Big Bang var ya, ondan önce ne vardı deyince bir şey uydurmuşlar. Vakum varmış. Tamam. Kuantum fiziğinde de vakum var, vakum. Hani ama nereden olduğu, ne olduğu bilinmiyor. Öyle bir isim. Tamam. Hem yokluk diyeceksin, kuantum mesela Big Bang'in arkası ne var? Yok. Hem yokluk diyeceksin, hem de ona isim verip tanımlayacaksın. Hem yoka isim veriyorsun, vakum, kuantum vakumu. Anlıyor musunuz dedim ya, mektep okunun. Atom şeyi düşünün, Big Bang. Noktasız nokta, hacimsiz hacim, kütlesiz kütle. Sıfır değil mi? Yok yani. Bütün hacim oradan çıkmış, bütün kütle oradan çıkmış. Var değil, varlık oradan çıkmış.
O nasıl olmuş diye sorduğu zaman vakum varmış. Kuantum vakumu. Kuantuma da uygulamış. Ne ya? Hiçlik var diyor. E ne var ya o hiçlikte? Hem hiç diyeceksin, hem ona isim verip vakumu bir de üzerine konuşacaksın. Üzerine fikirler üreteceksin, kitaplar yazacaksın, vakum diyeceksin ve bu kadar konuşmalardan sonra bu hiçtir diyeceksin. Allah yok. Hani diyorsunuz sen. Kim yok dedim bir tanesine? Allah yok. Bir şeyin yok olabilmesi için o var olması lazım. Onu inkar etmen için ona ihtiyacın var senin. Ey Allah, sen yok musun? İnkar etmesi bile varlığını gösteriyor. Var etmeden yok edemezsiniz. İnkar etmek için onaylamanız gerekiyor. Siz hiç kitap gördünüz mü? 8 ayetli insan yoktur. İspatı yapılmış. Ama Allah yoktur diye kitap var. Böyle kitaplar hoşuma gidiyor. Yani kuantum vakumu diyeceksin. Hem yok diyeceksin. Oysa vakum kendi tanımlıyor. Kendi cümlesini söylüyorum Osman. Vakum enerji ve basıncı olduğu haldir. Enerji ve basınç. Yani enerji ve basınç. Ama tanımlanamıyor ama enerji ve basınç var. Sıfır değil ama düşük enerji sahibi diyorlar. Sıfır değil ama çok düşük basınç ve enerji der bilim adamları. Yani bu hiçbir şeyden bir şey değildir. Bir daha bu cümleye bakar mısınız? Ben iş yaptım. Bunu kaçırmamanız lazım. Oysa vakum kendi tanımlamaları. Enerji ve basınç durumuna vakum sıfır değil diyor. Benim değil bu cümleler. Sıfır değil ama düşük enerji sahibi der bilim adamları. Yani bu hiçbir şeyden bir şey değildir demektir. Neden bak bu da hiçbir şeyden en şey değil. Bir şey. Bir şey de değildir. Bir şey olmayan hiçbir şey. Evet. Bir şey olmayan hiçbir şey. Cümleyi biraz şey... Hiçbir şey olmayan bir şey. Yani şöyle biraz da gidin belki de daha aleminizde ben ifade etmekte zorlandım. O yokluk dedikleri şey, o vakum var ya, burası açılıyor. Açıklıyor o cümleyi. Hangisini açıklıyor? Bir daha. Bu hiçbir şeyden bir şey değildir. Cümlesini açıklıyorum. O yokluk dedikleri şey, her şey olabilecek, hiçbir şey olmayan düşük enerji. Boş bardak gibi. Şimdi bu boş bardağı boş zannediyor. Peki, dolu bardak sudur. Boş, her şey olabilen bir şeydir. Her şey olabilir. Her şey olma potansiyeli var. Potansiyeli var. Oysa, ta benim 10 sene, 15 sene önce bir notum vardı. Bu boş, boş değil. Öyle bir enerji var ki tanımlanamamış su olarak. Bu tanımlanmış. O da tanımlanamamış. Tanımlanamamış, her şey olabilen, donsa pekmez olur bu enerji. Bal da olur, su da olur ama hiçbir şey olmayacak kadar bir şey. Hiçbir şey olmayacak kadar bir şey. Acayip bir şey. Çok şey. Motor 15 sene önce yapmışım. Demek yazsın. Çok meraklıyım. Bak bu notlar yani. Devam ediyorum. Benim kafam eskiden böyle. Merak ediyordum bunları. Ateist. Bak ateist. İki nokta üstüse. Tanrı'nın yokluğuna inanan kişidir. Yani inanç sahibi. Yani kişinin kendisidir. Bu inanca sahip olmaktır. Ben ateistim. Ne demek?
Tanrı'nın yokluğuna inanıyor. Ha sen yani. Nereye inanıyorsun? Tanrı'nın yokluğuna. Bak inanıyorsun ya. Sen de inançlara sahibisin. Yokluğuna inanmaktır ateistlik. Kimisi varlığa inanır, kimi yokluğa inanır. Demek ki dinsiz kimse yok. Herkesin bir dini var. Kimisinin dini Allah'tır, kimisinin dini dinsizliktir. İspatın yokluğu, yokluğun ispatı değildir. Bir daha. İspat edemiyorsun. İspatın yokluğu, onun olmadığının delili değildir. Yani elimde ispatım yoksa, o şey yoktur, hükmü çıkartılamaz. Ben Allah'ı ispat edemiyorsam, ahiret ispat edemiyorsam, yani ispatın yokluğu, ispat yok, onun yok olduğunu göstermez. Her şeyin de ispatında ihtiyaç yoktur. Örnek verecek buna, çok ilginç. Her şeyin de ispatına da ihtiyaç yoktur. Misal, çekmecenin içinde öküz yoktur. Önermesinin ispatına gerek var mı? Yok. Her şeyin de ispatına gerek yok ki. Önerme yanlışsa. Çünkü yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Zatında Risale'de şu cümle geçiyor. Bunu, o cümleden şey yapacaksınız. Zatında muhal olmamak şartıyla zatında muhal ise ispata gerek yok. Mesela ayet-i kübrada geçiyor. Zatında muhal olmamak şartıyla. Abi bir şey aklıma geldi. Bu geçen sene miydi? Bir sınava girdi çocuklar. Sorulardan bir tanesi yanlışmış. Üzülüyorlar. Ya ben onu doğru yapmıştım cevabı doğruydu diye. Soru yanlışmış. Ya üzülüyor ki bak bir doğru gitti oradan. Yani benimki doğruydu ya. Şimdi bak zatında muhal olan bir şey ispat edilmez. Edilmemeli zaten. Hadi kibada geçiyor kafız. İsa'ya edilmeli. Din dese ki cennet Marmara Denizi'nin dibindedir. Altında. Hani gidersin bakarsın. Bakılabilecek bir yerdir. Böyle bir yer söyledi mi? Söylemedi. Çünkü söylese zatında mahal olur. Çünkü ucu bucaksız diyorsun. Dünya cinsinde değil diyorsun. Hem Marmara Denizi'nin altına mayenleştiriyorsun. Zatında mahaldir bu. Cennet Marmara Denizi'nin dibinde olmaz. Ama zatında mahal olmamak şartıyla. Peki din diyor ki cennet cehennem var. Bu alemde değil. Zatında mahal değil. Çünkü bu alemin dışında alemler var. Hani din bir şey söylese, zatında mal olsa, yani şu denizin altında, mesela şu koca Mustafa Paşa'da cehennem kurulacak. Veya ne bileyim Topkapı'da cehennem var şu anda. Kurulmuş. Zatında mal ispat edilmez, edilmemeli. Yani dinin söylediği zatında mal değil, Ferhat. Yani şurada cennet var, şurada bu var da gittim de baktım Allah'a öyle bir şey yok. Veya gidip de bakmaya gerek yok ki Kadıköy'e. Kadıköy'de cennet kurulamaz ki. Zatında muhal. Ha dinin söylediği zatında muhal değil. Mümkün. Olabilir en azından. Çünkü belirli bir yerde yer göstermiyor. Cennet kurulacak, cehennem kurulacak, haşır kurulacak. Niye inkar ediyorsun? Zatında mal değil ki kurulabilir. Nerede? Burası değil ki. Ama dese ki dünyada kurulacak, zatında maldır. Kainatı yapan kainatın bir parçası olamaz. Mesela şu meyve verdiğini kabul edin bu çiçeği. Bu çiçeği kim yaptı? Bu yaprak. Yani bütünselin içinde bir parça. Bütünün sahibi olamaz. Sani kainat, kainat cinsinden değildir. Evet, sani kainat, kainat cinsinden değildir. Bu masayı yapan, masa cinsinden olmadığı gibi, masadan da öncedir. O zaman bu masadaki kurallar, bana, o kurallarla bana bakılamaz. Mesela, bir daha söylüyorum. Bu masayı yapan, masa cinsinden olmadığı gibi, masayla alakalı olan sıfatlarla bana bakılamaz. Çünkü ben masadan önceyim. Ve masaya benzemem.
Benzemem. Aynı bu örnek gibi. Bu kainatı yapan kainat cinsinden değildir ve kainattan öncedir. Kainattan önce ise zamana ve mekana tabi değildir. Çünkü zamanı ve mekanı yapanın zamanı ve mekanı yoktur. O zaman Allah kaç yaşında sorulamaz. Allah nerededir de sorulamaz. Çünkü mekanla alakalıdır. Kalem nerededir sorulabilir. Bir daha. Masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Tamam mı Gafur? Evet. Ben yaptım. Ben bunu yaptım diye tıpatıp o ben değilim. Bana da benzemez. Benzemek zorunda değildir bu masa. O zaman masaya ait tanımlama, masaya ait sıfat, özelliklerle bana bakılamaz. Aynı bu örnek gibi. Kainatı yapan kainat cinsinden değildir ve kainattan da öncedir. Kainatın işlevi olan mekan ve zamanı, kainatı yapan derken zamanı ve mekanı yapanın zaman ve mekana benzemez, zaman ve mekandan da öncedir. Zamanı yoktur. Zaman olmadığı için lem yelüt ve lem yüle. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Çünkü zamanı olmayanın doğumu olmaz ve doğurmaz da. O zaman bu kalem nerededir sorulabildiği gibi ama mekanı ve zamanı yapana nerededir sorulamaz. Çünkü bu nerededir sorusu mekandaki obje yani eşyalar için kullanılan tanımlamadır. Mekanı ve zamanı ve içindekileri yapanın mekanı ve zamanı olmayacağından ve mekanı ve zaman dışında olduğu için o nerededir sorulamaz. Yani niçin sorulamaz? O nerededir? Bu masayı yapan burada, bu odada. E Hasan peki nerede? Sorulamaz. Gitti. Veya uzakta yapmıştır. Tamam? Uzakta yapmış. Neler yapılıyor? Uzaktan kumandalı. Abi o zaman o bu masa burada kalmak zorunda olduğu gibi bunu yapan da burada kalmak zorunda değildir. Ha. Şöyle baktığım zaman bedenime ve şu kalbe baktığım zaman o zaman bu kalp de bu beden cinsinden değil abi ya. Evet. Değil. Şu anda cesedinden çıkan ses ve o seste olan o mana bedenden çıktığı halde beden cinsinden değil. Bedene benzemez. Çocuk sordu. Dün bir yerdeydim İstinye'de. 7 yaşında. Annesi gittim akraba. Dayı dedi ya şu çocuğa baksana dedi ya. Cevap altında ziliyorum dedi. Tobe ilkokula da gitmiyor ya. 6 yaşındadır ya. Kız çocuğu. Söyle o da büyük dede der yani. Çünkü annesinin dedesiyim ya şey dayısı. Ya dedim anne ya. Kızı mı? Dayımız kızar mı ya? Sor. Yavrum gelsene ya. Sor tabii. Sorayım mı? Sor tabii istediğini sor. Dayı ya. Büyük dayı. He. Allah nereye benziyor? Allah nereye benziyor? Şimdi 6 yaşında çocuğa anlatacağım şimdi ben bunu. Tamam mı? Hani maddeyi yapan maddeye benzemez. Nasıl anlatacaksın? O zaman çocuğun dünyasına inmem lazım, içine girmem lazım. Onun tanımlamasıyla, onun bilgisiyle ona cevap vermem lazım. Bu zor tabii de. Dedim ki anneni seviyor mu? Durdum. Ha dayı seviyorum, büyük dayı, dayı. Annem. Peki o sevdiğin kesin değil mi? Seviyorsun değil mi? Tabii ya dayı seviyorum. Peki sevgin nereye benziyor? Bu sevgin dedim önüme şey var, çatal koymuş. Bardak var, tabak var. Bu sevgin kaşığa benziyor mu? Hayır. Tabağa benziyor mu? Hayır. Helvaya benziyor mu? Hayır dayı. Çaya benziyor mu? Bana söyler misin anneni sevdiğini söylüyorsun. Anneni seviyorsun. Söyle bakalım annenin sevgisi annene benziyor mu? Hayır. Hemen anladım. Dayı Allah da böyle mi? Allah da böyle. Bu öğretmenin geldi aklınıza.
Ya Allah işte. Allah kendisini müdafaa ediyor benimle. Çocuk anladı her şey. Tamam dayı dedi. 2-3 tane de böyle bir sorusu vardı. Bir tanesi dedi ki, bir tane de. Ya dayı, onu da söyle yavrum. Anne demiş. Şimdi bana söyle. Dayı, Allah beni seviyor mu dedi. Bu sefer. 6 yaşında çocuk. Allah seni sevmeseydi, acaba Allah beni seviyor mu diye bana sordurtmazdı. Sen sorduğuna göre Allah seni seviyor. Çok sevmiştir abi. Ne yaptı bilmiyorum. Allah seni çok seviyor. Çünkü benim ağzımla sana seviyorum dedi diyor. Bu ağzımla Allah söylüyor. Seni seviyor. Eğer seni sevmeseydi bunu sormazdı. Durdu. Biraz da şey yapayım dedim buna. Dedim çocukların herkes, şu dışarıda sokaktaki her çocuk bu soruyu sorar mı yavrum? Sormuyor. Niye sormuyor? Niye sormuyor? Çünkü Allah beni seviyor mu sorusu seven insan sorar. Bir insan Allah'ı severse o da şöyle soru sorar içinden. Acaba Allah beni seviyor mu? Allah'ı sevmeyen bir çocuk Allah beni seviyor mu sormaz. Sen Allah beni seviyor mu diyorsan, diyebiliyorsan sen Allah'ı seviyorsun. Seviyorum dedi. Ha, senin ilk önce Allah seni sevdi. Allah ilk önce seni sevmeseydi sen bu soruyu sormazdın. İlk önce Allah seni seviyor. Sevgisini senin kalbine koydu. Annenin sevgisi gibi. Sonra şeytan sana şunu söyletir. Peki sen seviyorsun ama Allah ben seni seviyorum. Allah seni sevdiğine delil bu soruyu sormandır. Sizin akrabalık derecesi neydi abi bu ufaklığın? Yeğenimin çocuğu. Dayıya çekmişiz o biraz. 6 yaşında kız çocuğu. Ama acayip yanımda o çocuk diğerlerin 6 yaşında 5. Yani şey gidiyor, ilkokula gitmiyor. Ve oynamaz yanımda oturur büyüklerle. Büyüklerle böyle oturur. Ondan sonra hastası. Peygamberin mucizesini anlatıyorum ama böyle parmağında su akıyor diye değil. Hayır anne, dayım anlatsın ya, büyük dayı anlatsın. Dedim ya, uzatır mısın tattım? Uzat. Uzattım dayı. Parmağından bir su akmasını kabul et, demiyor. Tabağa koyuyorum. Tabureye. Suyu boşaltıyorum. Çektim. Dedim kızım, devam ettiğini kabul et. Nasıl devam edecek ya dayı? Böyle olmuş peygamber. Ya dayı dedi, peygamber korkmadı mı dedi, parmağından su akıyor. Şimdi su döküyor ya. Devam etse. Şimdi niye korkmuyorsun? Döküyorsun dayı dedi akıyor. Ben hadi çektim. İlk önce bir start verdim. Hareketlendirdim. Şimdi devam ediyor. Ya peygamber. Ya peygamber korkmadı mı dayı? Onun imanı nasıl olur dedim yavrum. Hemen nereye geçti bu sorudan? Dayı o peygamber bizi ahirette bizi bulacak mı? Maşallah. Annesi anlatıyor ya. Haşirde bizi bulacak. Anne korkuyorum, bilmem ne yapıyorum deyince peygamber bizi orada kurtaracak. Allah kurtaracak da peygamber bizi yiyecek. Ama peygamber kurtaracak deyince çocuk şunu sormuş, annesi sonra diyor bana. Anne, peygamber Allah'tan daha mı merhametli? Niye o kurtaracak? Allah kurtarması için onu sana gönderecek. Ondan sonra ben de ekledim onu. Dedim ki Allah bunları anlattırmak için beni nasıl gönderdi sana? Bak Zeytinburnu'na geldim. Allah mı gönderdi? Tabii ki Allah gönder. Allah göndermesi olur mu? Ya bir teneffüs ettirdik. Hadi bakalım. Biraz daha gidelim. Ne teneffüs abi? Çok büyük derdinden ders mi? 6 yaşında şu anda. Bir soru soruyoruz. Allah kesin var ha. Kesin. İyi ki var diyorsun ya sana. İyi ki var. Allah'ın varlığı bana keyif veriyor. Abi, ben yeni öğrendim bir şey. İmandan çıkıyor mu artık? Allah ya iman kesin var yani. Şu an iman galiba şu anda ekle sattığın dışarı çıktık işte. Şimdi yani, şu anda ekle sattığın dışarı çıktık. Şahitlik var. Allah'ın nesi varmış biliyor musun? Her şey var da
bu hafta benim alemimde Allah'ın huzuru mukaddesesi var. Allah'ın huzuru mukaddesesi var. Şu anda bizde de var, sizde de var. Evet. Her birimizin yanında şimdi. Elhamdülillah. Hadi işte bir şey. Allah'ı sevebilmek bir meziyettir, bir imtiyazdır. Gözüm bir şey görmüyor. Şimdi bir şey söyleyeyim size bir de. Onu anlatmanın ortada yok. O huzur var ya huzur, Allah'ın verdiği huzur. Onunla ne kabir görüyorsun, ne nüker nükir. Hiçbir şey gözü görmüyor. Ama meczupluk değil bu. Allah'a bu sefer bayılıyorsun, keyfine ya. Diyeceğim, öyle diyorlar, tamam mı? Allah çok lezzetlidir biliyor musun? Bilmiyorum ama cinsellik, baklavaları bilirim. Yani dünyada hiçbir lezzete benzemez. Allah'ı sevmek böyle. Hatta bütün lezzetleri toplasan ona da benzemez. Delirim şurada. Her lezzet yapılırken vardır, gidince gidiyor. Allah sevdikçe çoğalıyor. Gitmiyor. Dersten sonra da olacak size. Ama cinsellik veya yemek yemek, şunlar bunlar, yerken vardır, bittikten sonra bitmiştir. Allah bitmiyor. Allah her an bizimle beraber zaten. Nadir abi orada. Yani ne dedi? Orada olduğu için bitmiyor. Bende olduğu için. Allah nerede? Ruhun cesedinin neresindeyse. Esma. 74 yaşında. Allah nerede? Buzun neresinde su varsa. Yani buzun varlığıdır. Şu mevcudat Esma-i Hüsna'nın donmuş halidir. Buz suyun donmuş halidir. Allah'a ne kadar yakın hissedersiniz? Bir ölçü vermiştim cumartesi. Allah size ne kadar yakın, nasıl hissedersiniz? Cesedinizle ruh arasındaki farkındalık kadar Allah ile mevcudat arasındaki farkındalığını, Allah aleminizde ne kadardır? Bedenle ruh arasındaki farkındalığınız kadar Allah varlıkta, varlığın arkasındaki farkındalığınız o kadardır. Yani ruh-ceset ilişkisindeki farkındalığın kadar Allah-varlık arasındaki farkındalığın o kadardır. Yani cesedinden ruhunu ne kadar ayırdın, Allah da varlıktan o kadar ayır. Cesedin ruhunda nasılsa Allah da sana öyle. İçeriye girelim isterseniz. Cesette hayat. Hayatta ruh. Ruhta Allah aynı yerdedir. Bir daha. Buz neredeyse su orada değil mi? Bir daha. Buz nerededir? Su oradadır. Su nerededir? H2O, hidrojen oksijen oradadır. Öyle mi? Hidrojen oksijen neredeyse enerji de oradadır. Enerji neredeyse esir oradadır. Esir neredeyse madde hayat oradadır. Madde hayat neredeyse aynı hayat oradadır. Aynı hayat neredeyse ruh çeberi oradadır. Ruh çeberi neredeyse esma oradadır. Bak şimdi uyguluyorum. Beden neredeyse hayat oradadır. Beden hayat ilişkisi, buz su ilişkisi. Ha. Girdik mi oraya? Buz su ilişkisini kaçırırsan beden ruh ilişkisini anlamazsın. Veya odun, duman ve nur. Odundaki duman ve nur iki zıt. Odunun neresindedir? Esma-i Hüsna'da maddenin orasındadır. Şimdi gidiyorum. Bu malzemeyle şunun için söyledim. Bedenin neresinde hayat varsa orasında ruh vardır. Ruh neredeyse Allah orada. Aynı yerdeler.
hakikat meratipleri farklı olduğundan farklı görünümler arz ederler. Farklı görünümü herkes niye farklı görür? Şu misale de dikkat edin. Biz tavuğa baktığımız zaman tavuğu görürüz. Ama tavuk tavuğa bakarken tavuk görmez. Çünkü niye? Çünkü tavuk tavuk olduğunu bilmiyor. Tavuk tavuk olduğunu bilmeyince tavuk arkadaşının da tavuk olduğunu bilmez. Ne diyebiliyoruz? Bilmiyor. Ama şunu biliyor. Köpek köpek olduğunu bilse kafayı yer. Tavuk ben kesin biliyorum ki tavuk tavuk olduğunu bilmiyor. İnsan insanın olduğunu bildiği için kafayı yiyor. Evet. İnsan insan olduğunu tamam mı? O zaman ama kendini tanımaya doğru gitti mi sıyrılıyor. Şu gömleğin renginden, tozundan, kirinden, yırtından, dikişinden. Bunlar. Bunlar kendisini ifade edenler var tamam mı? Bununla var olmaya çalışanlar var. Yani gömlek, elbise yani, araba yani, fabrika yani. Ondan sonra bedeniyle varlığını ifade eden yakışıklıyım, kadınsa güzelim. Adam içine giriyor, hayat yani bilgileriyle, kariyerisiyle, yani içsel bazı donanımlarıyla. Adam daha arkaya gidiyor, ruhuyla kainatın arkasına geçmiş. Onun da burada. Kim? Kainatın arkasına geçmiş ama kainatın içinde. Bir daha. Kainatın arkasına geçmiş ama kainatın içinde yaşayan bahtiyar ruhlar. Allah'ta yaşayan insanlar. Nasılsa? Evet. Şurayı bitirelim. Allahu Ekber. Kainatı yapan kainatın bir parçası olamaz. Aynı zamanda aynı zamanla yaratan yaratıklarının sonucu da olamaz. Yaratan yaratıklarının sonucu olamaz. Yani elma ağacın sonucudur. Değil mi? Ha. Kainatı yapan kainatın bir parçası olmadığı gibi kainatın sonucu da değildir. Yani çekirdek ağacı. Ağacın sonunda da yine aynı çekirdek sonuç olamaz. Ya ağacı da çekirdeği de hem çekirdek hem de ağaç olmayan birisi yaratması lazım. Yani ağaç çekirdek, çekirdek de ne ağaç? Ağaçtan meyve olmuş, orada da bir çekirdek. Döngü bu var. O zaman bunun ustası çekirdek veya ağaç olmaması lazım. Yani bu masa yapan masa cinsinin olmadığı gibi. Bir şeyin sonucundan kökenine dair açıklama yapılamaz. Mesela bazıları dinleri kötüyü kullanıyor diye dinler kötüdür sonucu çıkarılamaz. Bıçak içinde öyledir. Bazılar bıçakla adam kesiyor. Bıçak kötüdür. Bak bir de söyleyeyim. Bir şeyin sonucundan kökenine dair açıklama yapılamaz. Nereye benziyor? Bazıları dinleri kötüyü kullanıyor diye dinler kötüdür, sonucu çıkarılamaz. Bıçak gibi. Beden, ya bunlar niye anlatıyorum? Düşünmenize, tefekkür etmemize malzemeler veriyor. Bunlar netice değil. Bu kullanacaksınız Risale okurken. Veya size soru sorulduğu zaman. Size bir soru soruldu. Şu 5-6 tane kuralı takip ederseniz veremeyeceğiniz cevap yoktur. 1. Çekirdek ağaç ilişkisine götür o soruyu. Cevabı orada mı? Yok. 2. Güneş mevcudat ilişkisine götür. Yani mesela Allah tek ama bu kadar farklı farklı şeyleri ondan nasıl çıkar? Farklı farklı nasıl derdin? Elmayı da armutu da koyunun tüyünü de devenin etini de güneş yaptı. Sahil sebep. Donmuş güneştir et. Yaktı, et yakılmıyor mu? Güneş bir anda her yerde. Allah da böyle. Güneşten bu kadar otlar yaratılıyor. Yani nebatat ve hayvanat yaratılıyor. Allah da böyle. Birincisi çekirdek, ağaç ilişkisi.
2 güneş mevcudat ilişkisi, 3 beden ruh ilişkisi, beden düşünceleri buraya götüreceksin. Mesela çocuğa ne yaptım? Anneni seviyor musun kızım? Seviyorum dayı dedi. Peki masada ikramlar var, helva var, çay var, kaşık var, çatal var. Tamam, su var. Olanı söyledim. Yavrum dedim, anneni seviyorsun. Bak, ruh ceset ilişkisine götürdüm bu soruyu. Dedim anneni seviyorsun. Anneni seviyorum. Ay o sevgin. Kaşığa benziyor mu? Yok. Helvaya benziyor mu? Yok. Hemen intikal ettin. Dayı, Allah da mı böyle benzemiyor? Senin merhametin gibi Allah. Merhametin sende. Allah bende nerede dedi. Merhametin neredeyse. Merhametin nerede yavrum dedim. Yok ki. Ama var değil mi sende? Heh, Allah da böyle sende. Okudukça sanki altına 40 okurmuş gibi çıkıyordu çocuk. Kuyularda. Ha? Ne yaptık? Çekirdek ağaç ilişkisi, güneş mevcudat ilişkisi, ceset ruh ilişkisi. Tamam, daha cevaplar getireceğiz. İnsan varlık ilişkisi. Acayip şu. Geç içeriye. İnsandaki emri nisbi, emri itibarilerle yeni yapılanma, yeni halk ettiğin, halk tabiri kullanacağım. Vücud ailesi olup yarattıkların var senin. Yaratma tabirini kullanıyoruz. Ne demek? Yani dışarıdan büyüktür, küçüktür kıyas ederek mevcudattan malzeme almıyor musun? Gözden, kulaktan, kokudan, burundan içeri malzeme alıyoruz. İçeri aldıktan sonra kesiyoruz, biçiyoruz, o bilgileri şey yapıyoruz. Yeni bir şehir kuruyoruz. İç alemi de bir yaratma. Dışarıda bir yaratma yok. O Allah'a mahsus. Ama insan içinde yapıyor. Halik ismini böyle gösteriyor. Yaratmaya da mazhar insan. Nasıl yapıyor? Mucizeler öyle değil mi? Yeniden kalemi getiriyor buraya. Su yok, su akıyor. Allah'ın Halik ismine mazhar. Rabbini arıyorsun abi. Rabbini oluşturuyorsun. Tabii. Ha. Demek ki soru, şimdi emri nisbi dışarıdan aldık mı malzemeleri? Soğuktur, sıcaktır, kötüdür, iyidir, serttir, imandır, küfürdür. Bir sürü. İçeri aldıktan sonra onu kesip içmiyor musun? Buna götür. Biraz bir mertebe daha aşağıya. Bu zor tabii de. Bu buraya kadar soracak adam olmaz size. Bir soru var ki o cevap dima, vicdan, kalp ilişkisi de izah edilir. Abi layıkalar bu çerçeveye mi oturmuş? Aynen. Mübala etmiyor. Aynen. Bir şey desem layık hakkında. Layıkayı alın, nurculuk ortada yok olur. Çünkü ama öyle, ama böyle ortalama Allah'ın ve ahiretin ispatı pek o kadar yoksa, geçmiş selefi salihinde, Allah'ın ispatı, kaderi şu bu, bir derece var. Haşir'de işte, düşe kalka var. Risale-i Nur'un imani mevzuları kaldırırsan gene nurculuk yok olmuyor. Mesela Allah bir anda her yerde, 16. söz. Tamam. Allah peygamber miracını yapmış. Nasıl anlayacağız? 30.000 söz. Olmasa bir derece cevap var geçmiş alimlerde. Ama bu asırda ben nasıl davranacağım? Nasıl hareket edeceğim? Kaldırın layıkaları ortadan. Nurculuk denilen bir sistem kalktı. Nurculuk öyle bir kargası yok. İman hakikatleri ruha benzer. Beden de ifade ediliyor o. Beden layıkalara benzer. İman hakikatleri trene benzer. Layıkalar raya benzer. Bildiğiniz gibi değil. Ne kadar değerli olduğunun delili şeytan unutturmasıdır. Layıkaların ne kadar mühim ve emniyetli olduğuna delilim şeytan ve şeytanın yardımcılarının unutturması delilimdir. Kale almıyoruz yani. Bedeninle ruhunu ayırt etme şuurun kadar Allah'a şuurun olur.
bedenin ruhun, bedeninle ruhunu ayırt etme şuurun kadar Allah'a şuurun olur. Akıl bir alettir. Aklını sen kullandığında sen akıl olmadığını anlarsın. Bir daha. Akıl bir alettir. Aklını sen kullandığında sen akıl olmadığını anlarsın. Her şeyi akla hamledersen varlığa gömülürsün. Çünkü Allah her şeyi akılla yaratmadı ki akılla anlayasın. Allah her şeyi akılla yaratmadı. Mesela merhamet akılla yaratmadı. Merhamet de aklı ispat edemez. Akıl defi mahfuzda. Arş-ı azamı akılla yaratmadı ki. Akılla yaratılan ve ondan aşağı yaratılanlar akılla. Her şeyi akla hamledersen varlığa gömülürsün. Bedeninin dışında sana hükmeden akıl olmadığı gibi, bir daha, bedeninin dışında sana hükmeden akıl olmadığı gibi bu kainatın arkasındakine de akılla ihata edemezsin. Çünkü akıl varlığın içindeki tanımlama, ilişki ve çelişkiyi çözen alettir. Akılla aklın arkasına geçemezsiniz. Bir daha, akılla aklın arkasına geçemezsiniz. Neyle geçeceğiz? Akıldan üstün olan ruh veya eneyle. Aklın arkasına ruh, ruhun arkasına da ruhla geçemezsin. Eneyle geçersin. Bir üst seviye. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman bu akılla ona varamazsınız. Çünkü aklı yapan zat akıl cinsinden değildir. O onunla tanınır. Meyvenin aklın cinsinden o zaman. Evet. Bir daha. Akıl bir alettir. Aklını sen kullandığında sen akıl olmadığını anlarsın. Her şeyi akla hamledersen varlığa gömülürsün. Bedeninin dışında sana hükmeden akıl olmadığı gibi, yani ruhuna, duygularına akıl hükmetmiyor, bu kainatın arkasındakine de akılla ihata edemezsin. Aklını kim kullanıyorsa onunla ulaşırsın. Bak, aklını kim kullanıyorsa onunla ulaşırsın. Görmüyor musun ki dev akıllar, Aristotelesler, Sokratesler aklı esas yaptıkları için akılları onlara mezar oldu. Bir daha, görmüyor musun ki dev insanlar, filozoflar, Eflatunlar, Sokratesler, görmüyor musun ki dev akıllar aklı esas yaptıkları için akılları onlara mezar oldu. Şey ilginç abi, Eflatun'un hikayesi var ya, bu Hazreti İsa'nın arasında onu geleceğini biliyormuş. Yani böyle bir peygamber geleceğini biliyor. Tespit ediyor. Bu, insanları belki de bu konuda uyarıyor da. Konuşmaları var. Hazreti İsa nüzülettiği zaman Eflatun'a haber geliyor. Diyorlar ki senin dediğin adam geldi. O da iyi diyor, geldi bize. Sen niye iman etmeyecek misin? Gelmeyecek misin? Gitmiyor. Gitmiyor. Çünkü aklı onu tanımlamıyor. Akıla gömüldüğü için ben diyor. Kainat ilimle idare oluyor, akılla değil. Aklı Allah ilimle yaptı. İlim Allah'ın subutu sıfatındandır. Allah'ın zatı ve subutu sıfatında akıl yoktur. Allah'ın aklı yoktur.
Allah'ın ilmi vardır. Ben üstünlükte oldum. Ha? Bu sefer daha üstünlükte. Bu sefer biraz değiştirdi aslında. Çünkü önce ilmini söyledi. Çok. Şöyle demişti. Hiç Abdullah hiç unutmuyorum. Allah'ın aklı yoktur. Gerisini getireceğim. Hemen patladım. Tövbe. Devam ettim şimdi bak. Tövbe diyene bak. Dedim ki Allah'ın aklı yoktur. Tövbe estağfurullah. Tövbe dedi. Öyle yoktu. Çünkü Allah akıl aletini ilim ile yarattı. Şimdi o tövbeni de bir tövbe et. Çünkü o tövbe küfür oluyor. Çünkü akıl alettir. Allah'ın aleti yok. Allah razı olsun abi. Pek güzel oldu. Sen de oradın. O tövbe ne de bir tövbe etme lazım. Tövbe estağfurullah. Şöyle de ya Rabbi tövbeme tövbe olsun. Tövbeyi geri almak burada işte. Yanlış bir şeye doğru zannedip estağfurullah demek, doğruyu duyduktan sonra o estağfurullahın için bir estağfurullah çekeceksin. Bir daha, kainat ilimle idare oluyor, akılla değil. Akılla ilme varırsın, ilimle de kainatın arkasına geçersin. Yaşadığımız beden ve dünyamız çift ikilem gidiyor. Biri görünen, diğeri görünmeyen. Biri mülk, diğeri melekut. Biri fizik, diğeri metafizik ve kuantum. Biri beden, biri ruh. Ruh da mülktür, ruhun ruhu da O'dur. Nasıl bir daha abi? Ruh da mahluktur ya. Ruh mahluktur. Ruh da mahluksa, ruh mülktür, ruh mülktür, ruhun ruhu da O'dur. Çünkü ruha, ruhumdan üfledim dedi. Ey yavrum ya. Geçiriyoruz lan kafaya. Her şeyden dikkat ettim. Kafayı yemeyeceksin yani. Daha fit müthiş oldu. Memnun olacaksın. Yorum kafayı. Tazı takkiye geçiriyor öyle takkiye geçiriyor. Sıfırlar. Peki. Bu kadar yeter. Biraz daha şey olsun. Bunu Emre istedi. Oldu mu? Bu soru sana. Kuantum dedi mi? Değil mi? Bunu çok istiyor. Allah var ha. Ne kadar kesin? Bedendeki ruhun kadar. Ne kadar şuurun var Allah'a? Bedendeki ruhuna şuurun kadar. Her an bizimle beraber. Bu böyle hiç ifade olunmamıştı abi. İlk defa ben rastladım. Hani önce bir hazırlık yaptınız aslında da. Önceki paragraflarda. Ruhumdan ruh üfledim. Ruhumdan ruh üfledim. Kulu ruhu min emri Rabbi. Öyle mi kalmış? Ruh. Kulu ruhu. Kulu ruhu min emri Rabbi. Kulu ruhu. Ruhu min emri Rabbi. Vay be. 29. sözün başında değil mi? Ruhu merak eden 29. söz okusun. Bedendeki ruha şuurun kadar Allah'a şuurun var. Bunu insan penceresinde ki o paragraf var sağ tarafta aşağıda. Orayı bakın. Sayfayı söyledim size de kapatayım. Bu cümleyi oradan çıkarttım. Yani kafam çalışacak bir insan değil. Ama şunda tevazu yapmam. Aklım öndedir. Zekam arkadadır. Teslimiyetim onun için kavidir. Misalim bitti. Sayfa 687, 31. pencere insan penceresidir. Ama nerede anlatıyor biliyor musun? 680, bak şu sayfa ama buraya bakar mısınız? Şu ikinci noktada. Yanlış. Bak ipi koymuş bak. Ama ne diyor? Mühim bir
sırrı ehadiyeti işaret eder. Burada, burada, şu paragrafta mübalağa ediyorsam gelin parmağınızı gözüme sokun. Şuraya kadar veya belirlen mesela âlâ, en iyi misali Allah verir. Ondan sonra uygulayın. Şu kadar bir yerde eğer ruh-cesit ilişkisini hayrete düşmeyeceksiniz, gel parmağını gözüme sok. Korkunç bir, yani bedenindeki ruha şuurun kadar Allah'a şuurun vardır. Burada. El Fatiha.